Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyal Lig'de 33. hafta kadrosu kurmaya çalışacağız. İlk olarak kadro kurulumu, ardından oyuncu havuzları, en son olarak da sakat cezalı listesiyle videoyu bitirmeyi planlıyorum. İlk olarak kadrodan başlayacak olursak, geçen hafta yaklaşık 90 civarı bir puan aldım. Bu haftalar geçecek olursak, ilk maçtan başlayalım. Hatayspor ve Göztepe maçı. Ben gollü bir maç bekliyorum. Göztepe hatırlarsanız evinde Sivas'tan 5 yediği bir maç vardı 2-3 hafta öncesine kadar. Yine böyle bir tarz olabilir mi? Hatay evinde de iyi oynayan bir takım çünkü. İki tarafın da golleri bulabileceğini düşünüyorum. Bu Penza bayağıdır bir suskun. Bu Penza'yı almayı düşünüyorum ilk olarak. Bir de kaptan olsun bu haftalık, öyle kaldı bakalım. Bir de defans bölgesinden Hatay'dan katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlla bir başka oyuncu da, bu tercihimi Pablo'dan yana kullanmak istiyorum. Sonraki maç ise Rize ve Trabzon maçı. Ben çok oyuncu almayı düşünmüyorum ama Trabzon'u bu maçta bir adım önde görüyorum. Alsam Trabzon'dan Bakasetas'ı almayı planlıyorum. Galatasaray ve Karagümrük maçı. Galatasaray geçen hafta bay geçmişti. Karagümrük ise Hatayspor'u yendi evinde ama ben Galatasaray'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden kale bölgesinde Muslera ve defans bölgesinde Marco'yu almayı düşünüyorum. Orta saha tercih yapmayı düşünmüyorum pek Galatasaray'dan. Forvet noktasında belki bir Falcao tercihi yapabilirim. Penaltıları kullanan da bir isim. Gol atabilecek gibi geliyor bana bu maçta. Sivasspor ve Konyaspor maçına geçecek olursak, Sivasspor bence gerçekten formda bir ekip. Antalya karşısında 4 golle kazanmasını bildi. Bu maçta da gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. İlk olarak tercihim Gradel'den yana olacak. Asist katkısı veriyor son haftalarda, gol katkısı veremese de bence bu maçta gole de katkı edecekti. Yine Boyd veya Tabare tercihinde de bulunabilir gibi duruyor. Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçına geçecek olursak, ben Ankaragücü'nü bu maçta bir adım önde görüyorum. Ankaragücü gol yemeden kapatabilir maçı. O yüzden ilk tercihim Ankaragücü'nden. Defans bölgesinde Kitsu olacak. Asist yönü yüksek bir oyuncu. Ardından da forvet bölgesine Borven'i almayı düşünüyorum ama Borven'i değiştirebilirim. Çünkü Borven 4-2-3-1'in kanatında oynadı geçen maç ama gol katkısı veriyor genelde içerideki maçlarda. Burada ek olarak Painsil de alınabilir Ankaragücü'nden. Kayseri ve Antalya maçına geçecek olursak, Antalya uzun bir yenilmezlik serisinin ardından 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Ben bu maçta da Kayseri'yi bir adım önde görüyorum. Ama golsüz bir maç da geçebilir. Kayseri ligin en az gol atan takımlarından biri çünkü. Ama Kayseri'den bir tercih yapılacaksa, ben forvet bölgesinde İlhan Parlak ya da orta sahaya Pedro Henrique tercihinde bulunabilir gibi duruyor. Erzurum ve Beşiktaş'a geçecek olursak, bence bir zorlu bir maç olacak Beşiktaş açısından. Ama ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Tercih olarak da Beşiktaş'tan Gezal'ı almayı düşünüyorum. Asist yönü yüksek bir oyuncu. Bu tarz maçlarda duran topların önemi büyük. Duran toplardan asist veya gol katkısı verebilecek bir oyuncu. O yüzden Gezal tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçına geçecek olursak, ben iki tarafın da goller bulabileceğini düşünürken Malatya'yı galibiyete daha yakın görüyorum. O yüzden Yeni Malatya'dan penaltıları kullanan da bir isim olan Adem Büyü almayı düşünüyorum ilk olarak. Ardından da defans bölgesinde Mustafa Eski Hellaç tercihinde bulunacağım. Santos yerine, Pablo Santos yerine Mustafa Eski Hellaç almayı düşünüyorum. Çünkü defans gösterse de ileride hücum hattında oynayan bir isim. Fenerbahçe ve Gaziantep maçına geçecek olursak, ben bu maçtan oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'den ne zaman oyuncu olsam bana katkı sağlamadı. Ben bu maçta zorlu olacağını düşünüyorum. O yüzden oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Alanyaspor ve Denizlispor maçına geçecek olursak, ben Alanyaspor'un bu tarz maçlarda sürpriz mağlubiyetler aldığını çok gördüm ama yine Alanyaspor'a güvenerek 3 oyuncu almayı düşünüyorum. Alanyaspor'un bu maçta gol yemeyebileceğini düşünerek ilk olarak tercihim kale bölgesinde Marafon olacak. Ardından defans bölgesinde Mubanje, orta saha bölgesinde ise Salih Uçan almayı düşünüyorum. Forvet bölgesinde Alanyaspor'dan tercih yapılabilir ama tercihler geçen hafta çok gol kaçırdı. Babacar tercihi yapılabilir, Barreiro tercihi de yapılabilir ama gerçekten çok gol kaçıran isimler, onlara da belli olmuyor ama Babacar tercihi daha mantıklı gibi duruyor. Penaltıları kullanan da bir isim çünkü. Şu anda kadromda iki orta saha bir forvet eksik. Konuştuğumuz isimlerden orta saha bölgesinden Bakasetas almayı düşünüyorum. Ardından yine Ankaragücü'nden Painsil tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Forvet bölgesine ise Sivasspor'dan Yatabare tercihinde bulunmayı düşünüyorum yedek noktasında. Yatabare son haftalarda iyi katkı veriyor takımına. O yüzden denenebilir. Kadrom şu şekilde oldu. Kalede Muslera, yedeği Marafona, defansta Kitsu, Mustafa Eskellaç, Marko, Mubanje, orta sahada Painsil, Bakasetas, Gezal, Gradel, yedeği Salih Uçan. Forvet bölgesinde ise Bupenza kaptan, Adem Büyük, Borven ve Yatabare. Kadrom bu şekilde oldu. Oyuncu havuzlarına geçecek olursak,
Oyuncu havuzlarında kaleci havuzunda 3 oyuncu tercihinde bulundum. Mustera, Marafona ve Korcan. Zaten ikisi benim kadromda olan oyunculardı, Mustera ve Marafona. Korcan'ı ise Gençlerbirliği'nin Ankara Gücü maçında Ankara Gücü'nün gol yemeyebileceğini düşünüyorum. Kalesini gole kapatabilir. Korcan tercihinde de bulunabilirsiniz. Defans bölgesinde ise Kitsuyu, Mustafa Eskellaç, Marko, Mupanje zaten kadromda olan oyunculardı. Bunlara ek olarak Pablo Santos ve Caner Erkin'i ekledim. Pablo Santos'u zaten kadromu almıştım. Ardından Eskellaç'ı aldım, birine Mustafa Eskellaç'ı. Ama Hatay bölgesinde birinin ben defans bölgesinde birinin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Pablo Santos tercihi yapılabilir. Caner Erkin ise bildiğiniz gibi takımın frikiklerini, kornerlerini kullanan bir isim. O yüzden ekledim. Orta sahaya geçecek olursa zaten 5'i benim kadromda olan oyunculardı. Peinsil, Bakasetas, Gezal, Gradel ve Salih Uçan kadromda olan oyunculardı. Bunlara ek olarak Akintola ekledim Hatayspor'dan. Hatayspor Göztepe ile oynuyor. Ben gollü bir maç bekliyorum. Akintola gol veya asist katkısı verebilir. Bazen penaltıları kullanan da bir isim olabiliyor. Boyd tercihinde bulundum. Boyd son haftalarda gerçekten formda. Golleri ikişer ikişer atmaya başladı. Bu maçta da gole katkı sağlayabilir. Pedro Henrique ise Kayseri Antalya maçı var. Ben bu maçta Pedro Henrique'nin gol veya asist katkısı verebileceğini düşünüyorum. O yüzden yazılabilir gibi. Pelkas'ı ekledim buraya. Pelkas geçen hafta ilk 11'i başlamamıştı. İkinci 45 dakika girdi ama gerçekten etkili bir oyuncu. Ben Pelkas'ın gol veya asist katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor ama çok tercihte bulunmayı düşünmüyorum. Davinson ekledim Alanya'dan. Orta saha bölgesinde Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kaldı. Ben yine 90 dakika sahada kalacağını düşünüyorum. O yüzden ekledim listeye. Bazen gol katkısı, asist katkısı verebilecek bir oyuncu. Forvet bölgesinde ise Bupenza, Adem Büyük ve Borven Yatabari zaten kadromda olan oyuncu dördü. Ek olarak burada Falcao ve İlhan Parla ekledim. Falcao'yu da zaten biraz bahsetmiştim kendisinden. Bu maçlarda gol atabilecek bir isim gibi duruyor gerçekten. Penaltıları kullanan da bir isim, tercih edilebilir bir oyuncu. İlhan Parlak ise Kayseri'nin hücum hattındaki forvet olarak oynuyor. Gol attığı maçlar oldu son haftalarda. Katkı veren bir isim denenebilir. Genel olarak oyuncu havuzları böyleydi. Sakat cezalı listesi de bu şekilde Transfermarkt'tan oluşturdum. Korona yazanlara bazen oynayabiliyor ya da antrenman eksikliği yazanlara, ona dikkat etmeniz gerekir. Burada bir takım kısıtmalar kullandım. S sakat oyuncuları gösteriyor. K kart cezalısı oyuncular. C koronavirüs. A eksi var, antrenman eksikleri. Bazen KD'ler var. Kadro dışı oyuncuları gösteriyor onlar da. Genel olarak böyle, ardından da ikinci sıradaki onu ayırdım. Öteki takım da gelecek. Bu hafta da Başakşehir bay geçiyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sakat ceza listesi de gelmeye devam edecek. Zaten videoyu açıklama kısmını da dakikalarını yazacağım. İyi.